biraz ortaya gelelim. Değerli basın mensubu arkadaşlar, bugüne kadar bu cinayetten sonra toplanan deliller ışığında bir dosya oluşturuldu. Ancak bu dosya daha sonra ortadan ikiye ayrıldı. Ayakçılar ve azmettiriciler olarak. Şimdi burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı ve bizimle alakası yok, bize iftira atıyorsunuz, bize kumpas yapıyorsunuz diye bizi suçlayanlar aslında kendilerine kumpas kuranların, içeride müebbeti alanlar ve onlara azmettirenler olduğunu anlamalıdır. Birisi kumpas yapıyorsa kumpası onlar yapıyor. Pensilvanya ise işte Pensilvanya burada ve elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşan azmettiricilerdir. Herkes dönsün, kendi içine baksın, kendiyle hesaplaşsın. Biz onlardan Sayın Avukatım Hüseyin Bey'in de dediği gibi itidal beklerken onlar oturdukları kürsülerden adil bir yargılanma yapılmaması için, hukuku çiğnemek için, suçluların üstün olduğu bir ortam oluşturmak için, suçları yargılatmamak için bize parmak sallıyorlar. Ve o parmak sallamanın, o tehditlerin sonucunda bugün yaşadık. Biz hep söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Biz intikam değil, adalet istiyoruz. Adil bir yargılanma istiyoruz. Gerçek suçlular, suçu hangi oranda suçluysa o kadar ceza alsın istiyoruz. Bizim hatamız adalet istemek mi? Sinan öldürüldü. Kenara çekilseydik, konuşmasaydık, sussaydık, hiçbir şey yapmasaydık o zaman onlar çok mutlu olacaktı herhalde. Şimdi onların hayalleri, biz vazgeçelim, gidelim. Ayşe Ateş yurt dışına kaçacak gibi hayalleri var. Hiçbir yere gitmiyorum. Hiçbir yere kaçmıyorum. Sonuna kadar, sonuna kadar, gücümün yettiği yere kadar yanımdaki, arkamdaki akıl ve vicdan sahibi her bir vatan evladıyla adalet yürüyüşünü, her bir suçlu cezasını bulana kadar, demir parmaklıkların arkasına girene kadar devam ettireceğim. Şimdi beklesinler. Bir dahaki dosyada görüşeceğiz onlarla. Ayşe Hanım, 17 kişi hakkında devam eden bir soruşturma var. Kovuşturmaya dönüşmesini bekliyor musunuz? Bekliyoruz. Dönüşmemesi için çaba sarf ettikleri haberlerini alıyoruz. Ben de o dosyanın açılması için iddianamesinin yazılması ve onların yargılanması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Göreceğiz bakalım. Er meydanı. Er mi Yaman, bey mi Yaman? Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet değerli izleyiciler, Sinan Ateş davası kararı açıklandı. Ekranınızın altında kimler ne cezalar aldı yazıyor ama Ayşe Ateş'in az önce yaptığı açıklama son derece önemliydi. İki grup var. Birisi ayakçılar, diğeri azmettiriciler dedi. Bu davada ayakçılar yargılandı ve çeşitli cezalar aldılar. Azmettiriciler ise iddianameye dahi girmedi dedi. Ama dava devam edecek, daha doğrusu mücadele de devam edecek dedi Ayşe Ateş. Ve bu mücadeleyi de hem istinaf mahkemesinde hem Yargıtay süreci içerisinde takipçisi olacağız dedi. Ve benim yurt dışına kaçacağıma yönelik bir takım rivayetler dönüyor ortada dedi. Ben hiçbir yere gitmiyorum, buradayım, sonuna kadar da mücadele edeceğim dedi. Ayşe Ateş'in açıklaması az önce hem Tacire Baktaş hem de Sezin Öne'yle konuyu gündemde tutarken kadınların mücadelesinin sembolik hale gelen bir dava oluştuğunu söylemiştik. Ne diyorsunuz Tacire Hanım? Ya öncelikle ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Sayın Tahir Elçi, Türkan Elçi noktasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun işi, bugün Ateş ailesinin yanında ve bu tip faili meçhul davalarda Sayın Kılıçdaroğlu'nu hep bu kadınların yanında gördük. Yani bu noktada bir güven duygusu da, bir siyasi aktörün de sürekli burada yer alması da bir güven duygusu veriyor. Ne diyoruz? Hepimiz ülke olarak üzülüyoruz tabii ki. Özgür Özel de oradaydı ama Özgür Özel'e tepki Bahçeli'den Özgür Özel'e geldi aslında. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu davayı takip etmesini çok umursamadı herhalde. Evet, umursamadı. Sanırım meclis kürsüsünden de bayağı Sayın Özgür Özel'e ağır bir takım sözler söyledi Sayın Bahçeli.
Ancak yani burada gerçekten kadınların tek başına, yani şu anda bir sürü faili meçhullerin olduğu, özellikle Ateş ailesinin bu duruşu, bu kadınların bu cesareti ve az önce Ayşe Ateş'i dinlediğimizde el mi yaman, bey mi yaman göreceğiz dedi ve hiçbir yere de gitmiyorum, buradayım, sonuna kadar da bu mücadeleyi yürüteceğim dedi. Bu da çok önemli bir şey. Ayşe Ateş'in yanında da Türkiye halkı yer alıyor. Yani toplumun bütün kesimleri yer alıyor. Yani Ayşe